Yüksek yargıdan ikinci iptal kararı da geldi. ÖSYM üniversiteye giriş sınavında puan sistemini değiştirmiş, lise başarı ortalamasını kaldırmıştı. Danıştay, ÖSYM'nin kararını iptal etti. YÖK acilen toplandı, tercih kılavuzunun yeniden hazırlanmasına karar verdi. Kese. Bence çok iyi olmuş yani. Çünkü benim için şey, yani bana avantaj sağlayacağı için. YÖK talimat verdi. ÖSYM e geçtiğimiz 30 Mayıs'ta radikal bir değişikliğe gitti. Üniversiteye girişte puan sistemini değiştirdi. Lise başarı puanlarını iptal etti. Öğrencilerin bireysel başarı puanlarıyla üniversiteye girmesine karar verdi. Eski sisteme dönüş bizim için düz liseler için kötü ama e, Anadolu liseleri ve Fen liseleri için iyi ama her iki durumda da belirli mağdur olacak. Tabii öğrencilerin kafaları karıştı. Planlar değişti. Kimileri üzüldü. Kimileri sevindi. Üzülenlerden biri ÖSYM'nin kararını yargıtaya taşıdı. Danıştay da dava açtı. Dava bugün karara bağlandı. Danıştay oy birliğiyle öğrenciyi haklı buldu. ÖSYM'ye bu uygulamayı bu yıl yapamazsınız dedi. Yani eski sisteme geri dönüldü. Düz lisedeki öğrenciler e, bu avantajlı durumlarından dezavantajlı duruma düşecekler. Anadolu ve Fen Lisesi'ndeki öğrenciler şu an daha dezavantajlıydılar. Onların durumu da avantaja dönüşmüş olacak. Bunun nedeni Fen ve Anadolu Liselerinin okul puanlarının yüksek olması. Bu yüzden o okullarda okuyan öğrenciler yeniden avantajlı konuma geçti. Sınava girdik ama sürekli değiştik. Bu çok yanlış bir şey. Özel liseler, düz, düz liselere göre daha çok avantajlı olacak. Danıştay'ın kararı üzerine YÖK acil olarak toplandı. 2012 tercih kılavuzunun orta öğretim başarı puanı yerine ağırlıklı orta öğretim puanına göre tekrar hazırlanacağını açıkladı. Bu da bütün süreci ertelemek olur. Tabii nasıl yetiştirilecek? Çünkü arkasından gelecek bir ek yerleştirme süreci de var. Üniversitelerin açılacağı tarihler de belli. Yani her şey sil baştan yapılacak. Oysa üniversite adayları birkaç güne kadar sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Şimdi birkaç hafta daha beklemek zorunda kalacaklar. En azından sınav sonuçlarının açıklanmasını bir iki hafta erteleyecektir.